Söylediklerimin hiçbiri yatırımla alakası yok arkadaşlar. Tamamen bir blockchain teknolojisini inceleyen teknik bir adamım ben ve ben bununla ilgili sizinle paylaşmak istediğim, gözümle fark ettiğim, kendi idrak ettiğim bir şeyleri sadece kendi yorumum, tamamen kendi gözlemlerime dayalı ve sadece benle alakalı olan şeyler. Bunu dinleyerek hiçbir hareket yapmayın. Ben sadece kendi fikrimi ve kendi düşüncemi söylüyorum. Kimseye bir tavsiye ettiğim bilmem ne falan filan yok. Mining ile ilgili bir şey anlatacağım size. Şimdi dostlar, bunu bana çok soruyorsunuz. Ben de onun için sizinle paylaşmak istiyorum. Abi bu Bitcoin para yapar mı? Bitcoin kopar mı? Gider mi? Mevzu büyür mü Bitcoin'den? Böyle bir yatırım yapmamız lazım mı? Hayat bizim için daha mı güzel olur böyle bir şey yaparsak? Bitcoin ile zengin olur muyuz? Böyle şeyler soruyorsun. Ben bununla ilgili çok kez anlattığım bir anım var, bir hikayem var. Anlatmışımdır size de daha evvelden ama anlatılmadıysa burada yine bir kere daha anlatayım. Arkadaşlar, benim böyle bir Bitcoin ilk zamanlarında birkaç tane yerde bulduğum bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya Google'daydı ya LinkedIn'deydi. İkisinden biriydi. Oradan bir ödül aldım. Ödül gibi bir şey aldım. Aldığım o ödülü Bitcoin'e çevirmiştim. 2013 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hatta wallet'ı falan buldum geçen gün. Yıllar önce aldığım wallet'ları falan bulayım da oradan ne olmuş falan diye bir şeylere bakayım dedim. Neyse, orada böyle bir aldığım parayı çevirmiştim. O ondan sonra Bitcoin bir dalgalandıydı, yükseldiydi, bir güzellik olduydu, bir fırlamıştı. Fırladığı zaman ben de onu 1000'i 3000 yapmıştım. Güzel olmuştu. Oradan paramı çektiydim ben. Ondan sonra miningle falan yaptığım paralar da vardı içinde. Abi benim bir tane daha bu mining wallet'ım vardı. Yıllar yıllar öncesinden böyle yapıp yapıp attığım bir şey. Orada böyle en son sanıyorum 2017'de mi ne para atmıştık onun içine. Orada da böyle bir yerden bir yere taşırken mi gönderirken mi ne kesintilerle mesintilerle birlikte 500 kron para verip aldığım Bitcoin 250 kronunu kesmişlerdi. Geriye 250 kron kalmıştı. Oğlum evvelsi gün bir baktım ona. O 250 kron olmuş sana 750 kron para. Dedim getir. Hemen dedim onu istiyorum, getir. Cüzdanıma getir onu bakayım. Hadi bakayım. Çık, 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 çık diye aldım onu direkt. Oh, 750 çiçek. Allah bin bereket versin. 3 katına çıkmış oğlum. Daha fazla para bıraksaydık daha çok çıkardı. Neyse abi, şuna geleceğim. Abi bir araştırma yapıyorlar. Geçen yıl kullanılan, mining'de kullanılan, Bitcoin için kullanılan elektrik geçen yıl Hollanda'nın ülke olarak kullandığı elektriği geçmiş durumda dostlar. Yani Bitcoin öyle bir yere gidiyor ki kontrolsüz bir şekilde kaynak tüketimine gidiyor ya. İnanılmaz sayılara ulaşıyor şu anda. Çok saçma, çok tehlikeli yerlere gidiyor bu mevzu. O yüzden ben bu şeyi sevmiyorum. Bitcoin'in bir sınırı var ve hiç yeşil bir teknoloji değil. Doğayı koruyan bir teknoloji değil. Kullanılan elektriğe zararı var ve bir sonu var. Elinde sonunda bu işlemleri yapacak ekran kartının ya işlemsel olarak sonuna, sınırına geleceğiz. Yapamayacaklar. Ya da elektriğin sonuna, sınırına geleceğiz. Yani ikisinden biri abi, bir yerlerde kilitlenecek. Ethereum 2.0 ve stake olayı ya da yield farming dediğimiz olay. Yani standart borsada yapılan işlem gibi. Sen hisse senetlerini nasıl alıp tutuyorsan elinde, hazine bonosu, devlet tahvili. Aynı mantık abi. Ethereum 2.0 bildiğin devlet tahvili abi. Giriyorsun, alıyorsun, elinde tutma sözü veriyorsun 2 yıl. O da sana %20 dönüyor mesela 2 yılın sonunda. 6 ay tutuyorsun %10 dönüyor. İşte 3 yıl tutacağım diyorsan %30 dönüyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani gelirin belli, şeyin belli. Yıl içerisinde sen 2 yıldan sonra bu stake tamamlandıktan sonra istediğin gibi trade-off yapabiliyorsun. Ama aynı tahvil gibi, bono gibi çalışıyor. Ben onu daha çok seviyorum, stake olayını. Daha gerçekçi ve geçerli geliyor. Günün sonunda arkadaşlar bir yerde bu teknolojinin öyle ya da böyle sonuna geleceğiz. Bu zenginlik hayali, insanlığın bu zenginlik hırsı, ya gidecekler ekran kartı şeylerini patlatacaklar ya elektriği patlatacaklar. Abi yarın öbür gün Bitcoin gidecek, tutacak, 60 bin olacak, 70 bin olacak, 100 bin dolar olacak. 100 bin dolar olacak. Dolandırıldım da. Para gitti ya. O zaman abi sen gideceksin bu Bitcoin'in her bir hash'inin hesaplanmasında kazarken, sen mining yaparken bunun hesaplanmasının bir sonu yok. Çılgın noktalara gidecek abi olay. Öyle böyle değil yani. Dikkat edilmesi gereken nokta geleceği düşünmek. Sen bir yatırım için yatırım enstrümanı seçerken bunun ne kadarlık geleceği var? Bu nereye gidecek? Söylediklerimin hiçbiri yatırımla alakası yok arkadaşlar. Tamamen bir blockchain teknolojisini inceleyen teknik bir adamım ben. Ve ben bununla ilgili sizinle paylaşmak istediğim, gözümle fark ettiğim, kendi idrak ettiğim bir şeyleri sadece kendi yorumum, tamamen kendi gözlemlerime dayalı ve sadece benle alakalı olan şeyler. Bunu dinleyerek hiçbir hareket yapmayın. Ben sadece kendi fikrimi ve kendi düşüncemi söylüyorum. Kimseye bir tavsiye ettiğim bilmem ne falan filan yok. Benim size söyleyeceğim gider ayak şu olsun: bir şey hakkında fikir sahibi olmak lazım. Gerçekten iyi bir fikir sahibi olmak lazım. Eğer bilmiyorsanız bir şeyi, sizi kandıran çok olur dostlar. Ondan sonra yatırım tavsiyesi bilmem ne, Bitcoin zart surt, acaba çıkacak mı, acaba inecek mi, ağlar durursunuz. Bence
bir konu hakkında gerçekten çok çok iyi bilgi sahibi olmanız lazım eğer ilginiz varsa. Şöyle bir mevzu var. Elon Musk'ın SpaceX'i kurduğu zaman yaptığı bir hikaye var. Adam tüm uzay mühendisleri kadar konuya hakim oluyor neredeyse. Onlarla onların uzmanlığında tartışıyor. Bir konuya ilginiz varsa bilginiz de olsun, fikriniz de dostlar. Başkasının ipiyle kuyuya inmeyin. Kendinize güvenin, kendiniz öğrenin, kendiniz bilin, başkasını dinleyin ama her zaman kendi bildiğiniz yolda, kendi çizdiğiniz yolda ilerleyin. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Abone olun oğlum.